أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب قطاع الطريق yol kesenlerin arkadaşlar İslam'daki cezası nedir? Yol kesenlerin arkadaşlar durumunun anlatıldığı bab. Ve izâ haraca cemaatun mümteni'ine, bir topluluk, bir grup çıktı arkadaşlar. Ama öyle bir grup ki ne yapabiliyorlar bunlar şey Yasin? Yani bir takım insanları ne yapabiliyorlar? Alıkoyabiliyorlar. Yani güçlü olmaları lazım. Elinde caydırıcı bir takım şeyler olması lazım. اَوْ وَاحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الْاِمْتِنَاعِ Veya bir kişi ama adamın elinde keleş var. Yani 10 kişiyi, 20 kişiyi öldürebilir. Gözü dönmüş veya el bombası var. Bu durumda bir kişi de olsa fe kasedu kat'at tariqi ve bunlar yolu kesmeyi yani insanları durdurup elindeki mala gasp etmeyi kastettiler veya canlarına kastettiler veya propaganda yapacaklar devlet aleyhine. Feuhizu ve bunlar selam devlet aleyhine dediniz şey değil ama değil mi? Yani direkt hükümete, iktidara hedef alan şekilde. Çünkü o farklı bir hadde giriyor ya. Hani bağı yani devlete isyan. Bu hani devlete yani rejime, iktidarı hani devleti devirmeye yönelik olmadan o bölgede bir işte terörizm, bir anarşi, bir asayişsizlik meydana getirmek. Ama yani hükümeti devirme kastı yok. Yani öyle de olabilir yani. Diyelim ki yok yok selam olabilir. Hani birbirine çok yakın şeyler de. Hani o farklı bir suç diye o mana dedim yani. Tamam yani diyelim ki onlar sadece adamlar diyelim ki şu anda terör örgütü bazı bölgelerde durduruyor insanları silahla. Değil mi? Ellerinde silah var zaten. İstese öldürebilir milleti ama orada ne yapıyor? Propagandasını yapıyor. Ondan sonra bırakıyor gidiyor yani. Selam orada tabii orada dediğinizde şöyle bir şey oluyor. İkisi birden oluyor. Yani hem yol evet. kesicilik yapıyorlar hem de hükümeti devirmeye çalışıyorlar. Bir bağı var, isyan var. Ama ellerinde ne var bunların? Silah var, güç var, evet, kuvvet var. Evet. İmkanları var. Evet. Feuhidu bunlar ne yapıyorlar? Alıkonuluyorlar. Bunlar yakalanıyorlar. Kabla en ye'huzu malen. Ama daha onlar kendi operasyonlarını bitirmeden onlara ne yapılıyor? Bir operasyon yapılıyor. Onlara el konuluyor. Ve la katelu nefsen. Ve herhangi bir kimseyi de öldürmemişlerse, hiç kimsenin malını da almamışlarsa habesehumul imamu hatta yuhdesu tevbeten. Oranın işte devlet sorumluları bunları hapse atarlar. Ta ki böyle samimi bir tövbe. Değil mi? Yuhdisu tövbeten. Yani sadece sözde değil, fiili bir tövbe etmeleri gerekiyor. Ve in ehazu male muslimin. Eğer bunlar Müslümanın veyahut da Müslümanların malını alırlarsa ev zimmiyin veyahut da zimmi de olabilir. Vel me'huzu izâ kusime alâ cemaatihim. Yani o alınan mallar alanlar tarafından eğer yani onlara taksim edilip de esabe kulle vahdi minhum aşaratu derahime her birine de bir 10 dirhem mal düşüyorsa fesaiden veyahut da daha fazla ev ma kıymetuhu veyahut da 10 dirhem kıymetinde mal veyahut da 10 dirhem kıymetinde daha fazla da olursa ev ma kıymetuhu derike o zaman kat'a el imamu eydiyehum imam bunları hırsızlık yaptıklarından dolayı ellerini keser ve erculehum min hilafin aynı zamanda bir de ayaklarını da keser çaprazlama ki ibret olsun her tarafta duyulsun ki kimse bir daha Müslümanların veyahut da İslam beldesinde yaşayan zimmilerin malına canına hiç kimse ne yapmasın kast etmesin. Ve in katalu nefsen eğer bunlar bir kişiyi öldürmüşlerse ve lem ye'huzu malen ve mal almamışlarsa katalehum el imamu hadden bunları
had cezasıyla, değil mi? Kısas. Kısasa kısas değil mi? Madem bir kişiyi öldürdüler, bu cinayete karışan kaç kişi varsa hepsi öldürülür. Hocam kısas olarak değil, daha kısasen diyorsun. Yani had normal... olarak, yani had olarak değil, kısas olarak değil, had olarak. Yani bir nevi siyaset olarak yapıyorlar bunu. Ama zaten şeriatta ne vardır? Nefsu bin nefsi yani. Yani orada niye had yazdı? Seydam, şöyle pratik bir fark var. Kısasta biliyorsunuz velilerin söz hakkı var ve mesela onlar onu düşürebilirler. Yani kısas yapmayabilirler. Ama burada eğer böyle bir şey yapılmışsa ve cinayet işlenmişse mutlaka öldürülecekler. Yani bunlar affedilemezler. Yani devlete bir şey olduğu için... Had ve kısasın böyle bir farkı var. Yani bunların affedilmesi mümkün değil. Çünkü burada hani kamuya yönelik bir saldırı var. Evet, kamuya yani devlete yani, yönelik. Evet, evet. Hani Allah hakkı daha baskın yani. Peki. فَاِنْ عَفَا الْاَوْلِيَاءُ عَنْهُمْ لَمْ يُلْتَفَتْ اِلَى عَفْوِهِمْ. Evet, eğer işte benim dediğim şey. Evet, öldürülenlerin velileri devreye girip de biz affediyoruz deseler bile yine bunlar affedilmez. Çünkü kısas değildir. Evet. وَاِنْ قَتَلُوا وَاَخَذُوا الْمَالَ hem öldürmüşler hem de mal gasp etmişler bunlar. فَالْاِمَامُ بِالْخِيَارِ o zaman imam muhayyerdir. اِنْ شَاءَ قَتَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَقَتَلَهُمْ وَصَلَبَهُمْ yani isterse imam çaprazlama el ve ayaklarını keser veya onları öldürür, ondan sonra da ibret alem olsun diye sallandırır. Bu üçünü peş peşe yapıyor değil mi Seyda? Yok, birbirine ekleyerek yapıyor. El ayaklarını yok. Çaprazlama kesiyor, sonra öldürüyor, sonra asıyor. Yok ya, bunu yapabilir ya da diğer sondaki gibi. Yok yani... yok Seyda, o sizin şimdi söyleyeceğinizi ibarede söyleyecek zaten. Yani bu birinci seçenekte üçünü birden birleştirerek peş peşe yapıyor. Tamam, öyle şey yapalım. Ve inşa katalehum yahut da dilerse öldürür. Ve inşa salebehum yahut da dilerse yuslebu hayyen canlı bir şekilde asar imam. Ve yub'acu batnuhu bi rumhin ila en yemute. Ve bunların karınlarına arkadaşlar mızraklar böyle saplanır. Değil mi? Ölene kadar böyle İnsanları öldürmüşler, insanların mallarını gasp etmişler. Bunların böyle midelerine, karın bölgelerine mızraklar saplanır. Mızraklarla oralar böyle yarılır. Ölene kadar öyle terk edilir. وَلَا يُسْلَبُوا اَكْثَرَ مِنْ تَرَافَةِ اَيَّامٍ Üç günden fazla sallandırılmaz. Çünkü kokar, hastalıklar falan yayılır. Üç gün ibret-i alem olsun diye üç gün sallandırır. İmam isterse fe in kana fihim sabiyun ev mecnunun eğer o öldürülenler arasında değil mi şey Yasin? Yok Selam şeyler arasında herhalde. Yol kesen o taife arasında. Peki. Fe in kana fihim sabiyun eğer onların arasında çocuklar olursa arkadaşlar ev mecnunu veyahut da deli olursa ev zu rahimin mahremin minel maktu'i aleyhim yani öldürülenlerin bir çok yakın bir akrabası varsa sakat el haddu minel baqine geri kalanlardan bu had ne yapılır? İskat yani düşer. وَسَارَ الْقَتْلُ اِلَى الْاَوْلِيَاءِ ve buradaki katil evliyalara intikal eder. اِنْشَاءُوا قَتَلُوا وَاِنْشَاءُوا عَفَوُ eğer dilerlerse öldürürler, dilerlerse de affederler. وَاِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اُجْرِيَ الْحَدُّ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ diyelim ki cemaat çıktı yol kesmeye ama onlardan bir kişi kalktı diyelim o yolcuları bir kişi yani öldürse veyahut da iki kişiyi veyahut da bir kişiyi de öldürse fark etmez. Yani bir kişinin yapmış olduğu suç
tamamına nispet edilir. Çünkü o bir kişi de diğer arkadaşlarından güç aldığı için onu işlemiştir. Dolayısıyla o gruptaki bagilerin, yani veyahut da bagi demeyelim, kutta truh diyelim değil mi? Kutta utarik diyelim. Evet, evet. O yol kesenlerin tamamı arkadaşlar cezalandırılır. Kitabul Eşribeti. Peki, eşribe arkadaşlar normalde içecek, içilecek şeyler ama burada sarhoş edici içki manasında kullanılmıştır. El eşribetu el muharrametu erbaatun. Sarhoş edici içecekler o gün arkadaşlar. Tabi bu kitap yaklaşık 1000 yıl önce yazılmış. O zaman 4 şeymiş. Neymiş? El hamru şarap ve hiye asirul inebi idâ gala. Bu arkadaşlar üzümü ne yapıyorlar? Sıkıyorlar. İdâ gala böyle veştedde. Ne diyorlar buna Yasin? Baktın mı? Yok, selam ben... böyle bekletiliyor. Aşağı evet. Üzüm suyu böyle bekletiliyor. Tamam. Böyle alt üst oluyor böyle. Eşkiyor. Kabarıyor. Bir şey kabarıyor böyle. Evet. Ve keskinleşiyor böyle. Şiddetleniyor. Kuvvetleniyor. Keskinleşiyor. Ve kazefe biz zebedi ve artı ne yaparsın mesela? Ve kazefe biz zebedi üzerindeki o köpüğü köpük giderse yani böyle onun atarsa ne demek yani böyle? Köpürdükten sonra köpüğünü atıyor böyle. Atıyor. O zaman artık sarhoş edici olmuş oluyor. Dolayısıyla haramdır. Vel asiru, bir de asir var arkadaşlar. İza tubiha hatta zehebe ekallu min sulüseyhi. Bu tabi kaynatılıyor arkadaşlar. Asir. Bu da yine üzüm suyu. Ama kaynatılıyor ve ondan üçte ikisinden birazcık azı gidene kadar o gitti. Yani o kadar kaynatılırsa artık bu sarhoş edici olmuş oluyor. Ve nakiu temri ve zebibi ize iştedde, bir de kuru hurmanın arkadaşlar, kuru üzüm nakiy, yani böyle ne yapılıyor bunlar? Suya suda bekletiliyor arkadaşlar. Tabii bir müddet suda bekledikten sonra bu da yine şey oluyor. Böyle bir mayhoş mu diyelim ona şey Yasin? Sarhoşluk verici mesela. Yani tabii o bir müddet orada beklerse ne olur? O da o da diğeri gibi oluyor Seydam işte. Böyle efendim? Kabarıyor. İşte o da yukarı üzüm suyu gibi kabarıyor böyle. Aynen. Ondan sonra ne oluyor? Onun da içmesi arkadaşlar haramdır. Müşkir oluyor yani. Evet. Ve nebizu temri ve zebibi İza tubiha kullu vahidin minhuma edna tabhin halalun. Yani ama bu hurmanın nebizi arkadaşlar, bir de kuru üzümün nebizi böyle azıcık kaynatılırsa ve in işteddeh, yani bu tabi İmam-ı Azam Efendimizin görüşüdür. Burada İmam Ebu Yusuf da katılıyor mu acaba? Şey, baktınız mı şey Furkan? Efendim, Lübak'ta bir geçmiyor bu. Böyle yani İmam Azam'ın, yani İmam Yusuf ona değinmiyor. İmam Muhammed zannedersem o da haram bunu kabul ediyor. Azıcık böyle kaynatılırsa diyor bunda bir şey yoktur diyor. Bu ne olabilir? İçilebilir. İzâ şeribe minhumma yaglibu ala zannihi ennehu la yuskiruhu. Ama tabii kendi zannı galibince bu şey insanı sarhoş etmez diye bir algısı varsa min gayri lehvin ve la tarabin, tabii burada eğlence veyahut da işte müzik aletleri olmaksızın böyle adam diyelim ki azıcık böyle kaynatmış, ondan sonra bu beni sarhoş etmez diyerekten biraz içse onda bir problem yoktur ama eğlenceye
meze yapmışlarsa artı bir de çalgı aletleri falan varsa olmaz. وَلَا بَأْسَ بِالْخَلِتَيْنِ Burada arkadaşlar o iki tane şeyin birbirine karıştırılmasında ne yoktur? Bir problem yoktur. Yani yukarıda hurma ve kuru üzüm. Hurma ve diyelim ki kuru üzümü karıştırabiliriz beraber. وَالنَّبِيزُ الْعَسَلِ وَالْتِينِ Yani baldan elde edilen nebiz arkadaşlar. İncirden, وَالْحَنْتَةِ وَالشَّعِرِ buğdaydan, arpadan elde edilen nebiz. وَالْزُرَّةِ pirinçten elde edilen nebiz. حَلَالٌ وَاِنْ لَمْ يُطْبَخْ Yani bunlar kaynatılmasa da bunlar helaldir arkadaşlar. وَعَصِيرُ الْعِنَبِ اِذَا طُبِخَ Ama üzümden yani sıkılaraktan elde edilen suya gelince اِذَا طُبِخَ حَتَّ ذَابَ مِنْهُ سُلُسَاهُ Yani böyle kaynatılıp üçte ikisi gidene kadar yani kaynatılırsa وَبَقْيَ سُلُسُهُ Ve mesela diyelim ki 3 litreden 2 litresi kaynatılaraktan gitmiş 1 litresi kaldı. Bu halalun ve in iştedde bu da aynı arkadaşlar. İştedde manasına kelimesine tam bir mana veremedik Yasin. Keskinleşirse, kuvvetlense. Keskinleşirse. Peki. Bu da yine nedir? Helaldir arkadaşlar. Keskinleşir. Yani böyle bir şey diyor Sayınam, kıvamının koyulaşması diyor. Tabii yani 3 litrelik şey düşün. Kaynaya kaynaya ne oldu? 2 litresi gitti. 1 litre kaldı. O da ne olmuş olur? Böyle tam böyle kıvama evet. gelmiş olur. Dolayısıyla bunu da helal kabul ediyoruz arkadaşlar. وَلَا بَأْسَ بِالْاِنْتِبَاذِ Yani nebiz olarak edinmekte problem yoktur arkadaşlar. فِي الدُّبَّاءِ Dubba arkadaşlar ne diyor? Taze kabak çekirdeği mi diyor? Küp Seydam, küp. Kabaktan oyma diyor Seydam yani. Kabağı oyup kap olarak kullanıyorlar herhalde. Allah Allah. O demek ki orada... Yani o nebizin kabı olarak kullanıyorlar. وَلَا بَأْسَ بِالْاِنْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ Dubba arkadaşlar o... Evet. Kabak yani değil mi? Demek o zamanlar evet. o kabağı demek ki içini böyle temizliyorlar, kurutuyorlar. Onu ne olarak kullanıyorlar? Onu kap olarak kullanıyorlar. Yani nebizi onun içine koyuyorlar. Vel hantemi hantem de arkadaşlar böyle ne diyor? Yeşil testi mi? Ben de şey diyor Seynem, ziftle kaplanan diyor. İkincisi yani şimdi mi? Ziftle kaplanmış evet. bir kap yani. Tamam. Ziftle yani içi böyle ne olmuş? Böyle sıvazlanmış. Yani badanalanmış. Vel muzaffeti vel nakiri. Muzaffet ne diyor? Selam bunlar içinde çamurdan yapılan diyor. Birincisi için. İkincisi için de tahtadan oyma diyor. Yani bu arkadaşlar bunların içine nebiz koymakta ne yoktur? Bir sakınca yoktur. وَاِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرُ Arkadaşlar eğer şarap sirke dönüşecek olursa hallet helal olur. سَوَاُنْ سَارَتْ خَلَّنْ بِنَفْسَ İsterse kendisi dönüşsün. اَوْ بِشَيْءٍ تُورِحَ ف۪يهَا veya başka bir şey içine katılıyor ve o şarap sirkeye dönüştürülüyor ve kullanılıyor arkadaşlar. وَلَا يُكْرَهُ تَخْل۪يلُهَا Aynı zamanda bu şarabın sirkeye dönüştürülmesi mekruh değil arkadaşlar.